Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde insan ve çevre ünitesi, çevre, bilinçli tüketici, besin, elektrik ve suyun tasarruflu kullanımı konusuyla yine birlikteyiz. Konu anlatımı ve soru çözümü yapacağız. Çevre, canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortamdır. Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için çevre ile sürekli etkileşim halindedir. Çevrede ortaya çıkan bazı değişiklikler ya da bozulmalar canlıların yaşamını etkiler. Arkadaşlar, bizler çevreyle sürekli etkileşim halinde olduğumuzdan çevremizi temiz tutup kaynaklarımızı tasarruflu kullanmak zorundayız. Besin, su, elektrik ihtiyacımızı karşılamak için çevredeki kaynakları kullanırız. Besin ihtiyacımızı karşılayabilmek için toprağa, suya ve hayvansal gıdalara ihtiyacımız vardır. Elektrik, su, besin ve diğer kaynakları özenli ve gerektiği kadar kullanmalıyız. Tasarruf için kaynaklarımızı bilinçli tüketmeliyiz. Bir sonraki nesillerin de bu kaynaklardan yararlanabilmesi için bizler tasarruf yapmak zorundayız arkadaşlar. Bilinçli tüketici ile devam edelim. Doğadaki kaynakları tasarruflu kullanarak kendine yeteni kadarını harcayan kişiye bilinçli tüketici denir. Bilinçli tüketim insanların kaynakları ihtiyacı kadar tüketmesi demektir arkadaşlar. Kaynakları ihtiyacı kadar tüketmesi, ihtiyacından fazlasını tüketmeyeceğiz. Bilinçli tüketicinin özelliklerine devam edelim. Bir mal ya da hizmeti satın alırken gerçek gereksinimlerini göz önünde tutar. Satın aldıklarından en üst düzeyde yarar sağlamayı amaçlar. Boşu boşuna alışveriş yapmaz yani. Planlı ve amaçlı alışveriş yapar. Alışverişe çıkmadan önce liste hazırlar. Sağlıklı, güvenli ve çevreye zarar vermeyen ürünü seçer arkadaşlar. Özellikle geri dönüşümü olan ürünleri ve sağlıklı, güvenli ürünleri seçer. Yüksek kalitede mal ve hizmetleri en uygun fiyata alır arkadaşlar. Mal ve hizmet satın aldığında hakkını aramayı bilir. Elektrikli tasarrufu kullanabilmek için neler yapmalıyız? Arkadaşlar, elektrik tasarrufu çok önemli. Hem maddi kaynaklarımız hem de doğal kaynaklarımızın tasarrufu için elektrik tasarrufu çok önemli. Elektrik yaşamımız için çok önemli kaynaklardır arkadaşlar. Biliyorsunuz yaşamımızın her yerine elektrik girdi. Bütün aletler elektrikli ve biz sürekli elektrik kullanmaktayız gün boyu. Elektrik üretimi çok masraflıdır. Bu nedenle arkadaşlar elektriği tasarruflu kullanmalıyız. Peki elektrik tasarruflu kullanmak için neler yapmalıyız? Bir, evlerde ampullerimizi tasarruflu ampul ile değiştirmeliyiz. Arkadaşlar şu Akkor flamanlı ampul yerine tasarruflu ampulle değiştirmeliyiz. İki, enerji verimliliği A artı gibi buzdolabı kullanmalıyız. Arkadaşlar bakın şurada enerji sınıfı A artı. Bakın A artı 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 en az enerji kullanan demektir arkadaşlar. C ise en fazla enerji kullanandır. Biz bu nedenle evlerimizdeki elektrikli aletleri en az A artı veya A artı artı plus veya plus plus deniliyor arkadaşlar. Bu şekilde elektrikli eşyalardan seçmeliyiz. Kullandığımız elektrikli aletlerin düğmelerini tamamen kapalı olduğundan emin olmalıyız. Özellikle arkadaşlar televizyonda kumandadan kapatıyoruz. Standby durumunda kullanıyoruz. O durumda da arkadaşlar elektrik harcadığı için biz fişini de çekmeyi unutmayacağız. Elektrikli süpürgenin tobrası dolunca değiştirmeliyiz arkadaşlar. Bulaşık ve çamaşır makinesi alırken enerji verimliliği yüksek olan A artı, A artı artı veya A artı 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 olan ürünleri tercih etmeliyiz. Buzdolabının kapısını uzun süre açık bırakmamalıyız arkadaşlar. Çünkü ısındığında tekrar buzdolabımız onu çalışıp soğutmak zorunda kalıyor. Televizyonu izlemiyorsak açık bırakmamalıyız arkadaşlar. Özellikle akşamlar televizyonun önünde uyuyakalıp televizyonumuz gece boyu açık kalıyor. Kapatırken kumanda düğmesine bastıktan sonra muhakkak fişini çekmeliyiz arkadaşlar. Çünkü standby durumunda da elektrik harcamaktadır. Yanlış ve gereksiz aydınlatmalar yapmamalıyız arkadaşlar. Özellikle bir tane odamıza bir ampul yeterken 3-5 tane ampul koyup fazladan enerji tüketmemeliyiz. Arkadaşlar lüzumsuzsa söndür. Şu etiketi okulumuzda birçok binalarda yazarsak arkadaşlar uyarı yapmış oluruz. Elektrik enerjisinin verimli ve tasarruflu kullanımı ile ilgili aşağıdaki davranışları olumlu ve olumsuz kullanarak sınıflandıralım. Geceleri televizyon ve ışık açıkken uyumak olumsuz. Bulaşık makinesini yarı doluyken çalıştırmak olumsuz.
evdeki tüm ampulleri güzel göründüğü için akkor filamanlı ampulle değiştirmek. Tam tersi arkadaşlar, tasarruflu ampulle değiştirmemiz gerekir. Bu nedenle olumsuz. Klima çalışırken camları açmak olumsuz. Tost makinesini birkaç dakika önce kapatmak olumlu bir davranıştır arkadaşlar. Su tasarrufuyla devam edelim. Suyun tasarruflu kullanılması için neler yapmalıyız? Arkadaşlar, su insan yaşamı için çok önemli. İnsanlar 48 saatten fazla su içmezse arkadaşlar ölürler. Bu nedenle suyumuzu tasarruflu kullanmalı. Bir sonraki nesillere temiz su bırakmalıyız. Su insan yaşamının devamlılığı için vazgeçilmez bir kaynaktır. Bu kaynaklarımızı hiç bitmeyecekmiş gibi kullanmamalı. Sınırlı kaynaklardan biri olduğunu farkına varmalıyız arkadaşlar. Su tasarrufu için yapmamız gerekenler şunlar. Dişlerimizi fırçalarken, elimizi yüzümüzü yıkarken musluğu açık bırakmamalıyız. Damlayan muslukları tamir ettirmeliyiz. Banyo yaparken suyun uzun süre kullanılmaması gerekir. Sitelerin ve evlerimizin bahçesinde yağmur sularını depolayan su tankları yapılabilir. Makarna ve sebze haşlama sularını lavaboya dökmek yerine çorbalarımızda kullanabiliriz. Yumurta haşlarken kullandığımız su ile çiçekleri soğutup çiçeklerimizi sulayabiliriz. Sıcak su üreten cihazımızın termostat ayarını çok yüksek olmamasına özen göstermeliyiz. Arkadaşlar, size bir önerim olacak. National Geographic'te yayınlanan 25 litre su belgeselini izlemenizi öneriyorum. Suyun ne kadar önemli olduğunu, su tasarrufunun ne kadar önemli olduğunu bu belgeseli incelediğinizde daha iyi anlayacağınızı ümit ediyorum. Besin tasarrufuyla devam edelim arkadaşlar. Biliyorsunuz canlılar beslenmeden yaşamını devam edemezler. Bu nedenle besinlerimizi tasarruflu kullanmalıyız. Peki besinler de su gibi yaşamımızın devam etmesi için önemli kaynaklardır. Peki besin tasarrufu için neler yapabiliriz? Bir, temel ihtiyacımızı karşılamak için gerektiği kadar gıda alışveriş yapmalıyız arkadaşlar. Gerekenden fazlasını almamalıyız. Gıda tasarrufu yapabilmek için ihtiyacımız olmayan gıda ürünlerini almamalıyız. Ucuz diye arkadaşlar alıyorlar, yanlış bir davranış. Ailece alışveriş listesi hazırlayıp listeye uymaya özen göstermeliyiz. Bu alışveriş listesi çok önemli arkadaşlar. Alışveriş yaparken satın aldığımız ürünlerin son kullanma tarihine mutlaka bakmalıyız. Çabuk bozulabilecek ürünlerden fazla miktarda almamalıyız. Alışverişe çıkmadan önce evimizde var olan besinleri gözden geçirerek hafta boyunca yapılacak yemekleri planlamalıyız. Artan sebze ve meyveleri atmamalı, bunları farklı yiyecekler hazırlamada kullanmalıyız. Yemekleri küçük porsiyonlar halinde servis etmeliyiz. Bu durum yemeğin tabağımızda kalmasına ve besin israfına engel olur arkadaşlar. Önceden paketlenmiş belirli miktardaki yiyecekleri almak yerine bunlardan ihtiyacımız kadar almalıyız arkadaşlar. Besin maddelerini uygun saklama koşullarında saklayarak bozulmasını ve bayatlamasını önleyebiliriz. Arkadaşlar, özellikle uygun bir şekilde buzdolabında saklarsak veya buzluklarda saklarsak bayatlamasını önleyebiliriz. Ekmek bayatladığında ekmek tatlısı, köfte, yumurtalı ekmek gibi yapımında kullanılabilir. Veya arkadaşlar, bayat ekmekleri çöpe atmayıp sokak hayvanlarının yiyebileceği şekilde koymalıyız. Sorularla devam edelim. Enerji tasarrufu ile ilgili yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin ifadesi doğrudur diyor arkadaşlar. Akkor lambalar yerine tasarruflu ampulleri tercih etmeliyiz. Ahmet doğru. Kullandığımız araçların elektrik düğmelerini kapatmalıyız. Ayşe doğru. Beyaz eşyaları satın alırken enerji tasarruf seviyelerine dikkat etmeliyiz. Doğru. A artı beyaz eşyalar tercih etmek gerekiyor arkadaşlar. O halde hepsi doğru. Cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Bir sonraki soruyla devam edelim. Aşağıda bazı öğrencilerin davranışları verilmiştir. Bu öğrencilerden hangisinin davranışı elektrik tasarrufu sağlar diyor. Buzdolabının kapağını uzun süre açık bırakıyorum. Bu sağlamaz arkadaşlar. Bulaşık makinesini tam doldurmadan çalıştırıyorum. Bu da sağlamaz. Bir odadan diğerine geçerken ışığı açık bırakıyorum. Bu da sağlamaz arkadaşlar. Televizyon, bilgisayar gibi araçların fişlerinden çıkararak kapatıyorum. Bu elektrik tasarrufu sağlar. O halde cevabımız D şıkkı Kezban olacak arkadaşlar. Besin tasarrufu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Alışverişe çıkmadan önce liste hazırlamalıyız. Doğru. Çabuk bozulabilecek besinleri gerektiğinden fazla almamalıyız. Doğru. Besin maddelerini uygun koşullarda saklamalıyız. Doğru. İndirimdeki gıdalardan fırsatı kaçırmamak için ihtiyacımızdan fazla dediği için yanlış arkadaşlar. O halde hangileri doğru? 1, 2, 3, B şıkkı.
Su tasarrufu yapmak isteyen Zeynep Hanım yukarıdakilerden hangilerini söylemiştir diyor. Bulaşıkları makinede değil elde yıkamalıyım. Tam tersi makinede yıkamalıyız arkadaşlar. Makinede daha az su harcar. Suyun boşa akmasını önlemeliyim söylemiş olabilir. Bozuk musluklar tamir etmeliyim söylemiştir. Hangilerini söylemiştir? A şıkkı 2-3 söylemiştir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bilinçsiz su tüketiminin sonuçlarından biri değildir? Göllerin kuruması tüketiminin sonuçlarındandır. Barajlardan elde edilen elektrik enerjisinin düşmesi sonuçlarındandır. Doğal çevrenin ve canlıların zarar görmesi sonuçlarındandır. Aile bütçesine olumlu katkı sağlaması, tam tersi su faturalarımız çok gelir. Yanlış arkadaşlar, cevabımız D şıkkı. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri suyun tasarruflu kullanmaya yöntemlerindendir? Damlatan muslukları tamir etmek, evet. Musluğun altında kova koyarak sıcak su gelinceye kadar akan soğuk suyu biriktirmek, evet. Evlerin bahçelerinde yağmur suyunu toplayan su tanklarının yapılması, evet. Her üçü de su tasarrufu yöntemlerindendir. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisini yaparsak elektriği tasarruflu kullanmış olmayız diyor arkadaşlar. Eski ampulleri tasarruflu ampulle değiştirmek, tasarruf yapmış oluruz. Enerji verimliliği A sınıfı olan alet ve makineler kullanmak, tasarruf yapmış oluruz. Gereksiz yanan ışıkları kapatmak, tasarruf yapmış oluruz. Odayı ışık şiddeti en düşük lamba ile aydınlatmak, yanlış arkadaşlar, bu tasarruf değildir. Göz sağlığımıza zarar verir. Cevabımız D şıkkı olacak. Dersimiz sona erdi. Bir sonraki dersimizde geri dönüşüm konu anlatımında görüşmek üzere. Hoşça kalın.